Dokunmatik cam panelli motorlu perde, panjur ya da garaj kontrolünü bu gördüğünüz anahtarla yapıyoruz. Bu anahtarın içinde modül, akıllı ev sistemine çeviren modül kendi içindedir. Ekstra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece mevcuttaki butonunuzu değiştirmeniz yeterli. Burada dikkat edilmesi gereken iki şey var. Eğer motorlu panjurunuz, perdeniz uzaktan kumandayla çalışıyorsa bir alıcı verici var demektir. Bu alıcının arada olmaması gerekir. Eğer uzaktan kumandanız varsa bunu iptal etmelisiniz. Önemli olan konu bu. İkincisi de motorlu perdenin, buradaki örnekteki motorlu perdenin açma kapama mesafesini şu iki düğmeden, bu iki düğmeden önceden ayarlanmış olması gerekiyor. Yani mevcutta kullandığınız bir motorlu perdenizi ya da panjurunuzu ya da garaj kapınızı bu ayarları hiç değiştirmeden direkt bu anahtarı takarak kullanabilirsiniz. Manuel kullanımı gayet basit. Ortadaki düğmeleri durdurursunuz. Maksimum ne kadar açılıp kapanacağını zaten motor kendisi bildiği için bu cihazda görevini bu şekilde yapabiliyor. Bunu aynı zamanda tabletten kullanımına bakalım. Gördüğünüz gibi netleştirelim. Cep telefonundan, tabletten ya da bilgisayardan bu şekilde dokunmatik motorlu perde, panjur, garaj kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bundan sonraki cihazlarımız yine dokunmatik dimmer ve iki düğmeli on off. Evet, şimdi de kısmalı dokunmatik cam panelli ışık anahtarımızı görüyoruz. Parmağınızı bastığınız sürece, dokundurduğunuz sürece ışık kendinden artar. Tekrar bastığınızda kısılır. Kapatmak için de, tamamen kapatmak için de sadece elinizi kaydırmanız yeterli. Kaldığı derecede, tek açma işleminde de kaldığı derecede, atıyorum %60'da, %70'de tekrar açar. Nötr hat gerekmez. Aynı şekilde bu ışık anahtarında da on off, ışık anahtarında da nötr hat gerekmez. Tıpkı motorlu perde, motorlu panjurdaki gibi bu iki üründe de modülü kendi içindedir. Onu gördüğünüz gibi dimmer'ın, yani kısmalı ışığın yalnız dikkat edilmesi gereken yine lambanın da kısmaya uygun olması gerekir. Halojen, kısılabilir led ampul ya da bir spot buna uygundur. Tasarruflu ampuller kısmalılarda kesinlikle çalışmaz. Bir iki kere denerseniz ampul çalışmaz vaziyete geliyor. Manuel kullanımda bu şekildedir. Aynı motorlu perdeki gibi bakalım ekrandaki kullanımına.
dimmer'ı kapattık. Şu anda dokunmatik on-off 1 ve on-off 2'nin açık olduğunu görüyoruz. Bunları da aynı şekilde kapattık. Diğer videolarımızda evakılı.com'da satılan cihazlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.